biraz iltifat fazla oldu. Ama hasbelkader bir tarihçi olarak ve Turgutlulu olarak da memnun bir kasabalı olduğumu belirtmek isterim öncelikle. Konuşmam çok kısa olacak. Protokol çerçevesinde değil tabii, arkadaşlar lütfettiler. 3-5 dakikalık bir konuşma fırsatı içinde burada yer verdiler. Ben sadece bu aşamaya, bu güzel aşamaya nasıl gelindiği hakkında birkaç şeyler söyleyeceğim. Ve tarihçinin de bu anlamda ki bildirilerin çok büyük bir kısmının tarihle ilgili olduğundan dolayı ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışacağım. Çok kısa olarak. 1979 yılında ben doçent olarak İstanbul Üniversitesi'nden efendim Ege Üniversitesi'ne gelirken İstanbul'daki hocalarım, arkadaşlarım bayağı kızmışlardı bana, niye gidiyorsun diye. Benim de bir takım şeylerim vardı, gelecek için düşüncelerim vardı. Ama sonunda tayin yapıldı, geldim derken bölüm tarih bölümü kuruldu. Derken işte orada bulunan bazı arkadaşlarımızın da öğrenci olarak başladıkları bu bölüm zamanla Manisa'ya taştı. Günümüzde de Celal Bayar Üniversitesi'nde tarih bölümünde öğretim üyeleri, görevlileri olarak efendim bir yan ürün olarak devam ediyor. Ama bu yan ürün çok gelişti aslında. İzmir'i de aştı. Başka boyutları da aştı. Bugün burada bir sempozyum, Turgutlu sempozyumu yapacak kadar bir şeye, değere ulaştı. Ben tabii bütün buna önayak olmuş olanları canı gönülden teşekkür etmek isterim. Ben deniz yurt içinde ve yurt dışında epeyce araştırma yaptım, konferanslara katıldım, sempozyumlarda tebliğ bildiri sundum filan. Ama bir yerel, bir bölgesel, hatta tarihin bir ufacık birimi olarak burada ele alınan konuya ilgi ve katılımın öylesine olmasına çok sevindim. Bunun için arkadaşlara, özellikle Celal Bayar'daki arkadaşlara canı gönülden teşekkür ederim. Tarih küçücük birimlerle başlar. Sonunda bir takım teorilere ulaşır. Bu teoriler kendilerini gerçek hayatta ispatlamaya çalışırlar. Sonunda da uygarlıklar oluşur, kültürler oluşur, gelenekler oluşur. İşte Turgutlu tarihiyle bu moleküllerden bir tanesi olmaktadır. Gelecek için tabii ki olacaktır. Küçücük bir birim ama bakınız bir hayli katılımcı bunun peşine düşmüş vaziyette. Turgutlu işte arkeolojik çalışmalarla Hasan Malay ekibinin yardımlarıyla daha sonra 20 yıl kadar önce hatta ilk yazısını Tunus'ta çıkan bir dergide okuduğum değerli meslektaşım, İstanbul'dan tanıdığım Feridun Emecen'le belediye başkanlarının inisiyatifleriyle ve tabii ki amatör efendim bir takım kişisel meraklarını gidermek için yazan insanların verdikleri bilgilerle
bu aşamaya geldi. Ama öyle bir aşamaya geldi ki artık demin de konuşmacılarımız çok güzel belirttiler. Dönüşü yok. Tarih kendi kendini zenginleştirecek durumda oldu. Rivayetlerin gerçeklere dönüşmesi için bir hayli adım atar vaziyete geldi. İstanbul arşivlerinden veya yurt içi başka arşivlerden, efendim Yunan, Yahudi vesaire kaynaklardan, Orta Asya ile olan benzerliklerden nemalanan şekilde en büyük zenginliğiyle burada karşımızda duruyor. Ama bu zenginlik artacaktır. Tarih tek sesli değildir. Çeşitli görüşler vardır. Belge tek gibi görünür. Başka belgeler çıkar, onu yalanlar. Bir başkası çıkar, teyit eder. Sonunda bir şeyler oluşur. Tarih dediğimiz şey oluşur. Ama bu tarih dediğimiz şey de orada kalıcı değildir. Değişmeye muhtaçtır. Orada bugün bu değişimin bir çok büyük bir aşamasını görmekten zevk duyduğumu belirtmek isterim. Ben son olarak da bu sempozyumu organize eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ndeki arkadaşlara, benim de öğrencim olan Muzaffer Tepekaya'ya, Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür etmek isterim. Tabii ki katılımcıların burada bundan sonraki yapabileceklerimiz hakkında pek çok bilgi vereceklerini umarak sizlere saygı ve sevgiyle selamlarım. İyi günler.